bir partinin İyi akşamlar, her şeye hoş geldiniz. Bu akşam her şeyde LÖSEV'in hastanesini, meclisteki başkanlık divanı düğümünü, engellilerin önünden kaldırılamayan engelleri ve Marmaris'in korsan gemilerini konuşacağız. Hemen ayrıntılara bakalım. Hükümeti kurma görevinin verilmesinin önündeki son engel meclis başkanlık divanının oluşumu. Divanın kurulmasının önündeki engel ise partiler arasındaki uzlaşmazlık. Bugünkü görüşmelerden ne çıktı? Dört partinin temsilcilerine soracağız. LÖSEV'in Ankara'da kurduğu 400 yataklı hastanenin önündeki ruhsat engeli ne durumda? Bakanlığın vermediği ruhsatı satın alacağını açıklayan vakfın başkanı Dr. Üstün Ezer her şeyi anlatacak. Bundan 10 yıl önce çıkan yasa belediyelere şehirleri engellilerin hayatını kolaylaştıracak önlemleri alma görevi vermişti. Yasa yarın yürürlüğe giriyor ama engelliler hala orada duruyor. Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Adem Kuyucu bugün belediyeler hakkında yaptığı suç duyurusunu canlı yayında anlatacak. Marmaris sularındaki korsan tekneleri turistlerin ilgisini, turizmcilerin tepkisini çekiyor. Neden? Teknelerin sahibine ve Marmaris Belediye Başkanı'na soracağız. Her şey başlıyor. Gecikme doğal bir gecikme değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir an önce görevlendirmeleri yapması gerekiyor. Bu kadar uzun süreli bir görev vermeme durumunun normal olması mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanı görevlendirmiyor. Herhalde Sayın Cumhurbaşkanı hükümet kurulsun istemiyor. Şu anda bir aydır hakkı olmadığı halde hukuksuz bir şekilde, gayri meşru bir şekilde Türkiye'yi tek başına yönetiyor. Türkiye'nin uzun süre geçici bir hükümetle yönetilmesi doğru değil. Bir an önce hükümetin kurulması, bir an önce göreve başlaması lazım. Meclisteki partiler meclis başkanlığı seçiminin ardından bir sınavla daha karşı karşıya. Bu kez konu meclis başkanlık divanının oluşumu. Meselenin özeti MHP'liler HDP ile aynı milletvekili sayısına sahip olmalarına rağmen seçimde daha fazla oy aldıkları gerekçesiyle divanda bir fazla sandalye istiyor. HDP eşitlik taraftarı Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir formüle net olarak itiraz etmiyor. Uzlaşma için bugün bir araya gelen partiler sonuca varamadı. Son kararı Meclis Genel Kurulu'nda verecekler. Oradaki görüşmelerinde taktik savaşı şeklinde geçmesi bekleniyor. Bakalım meclis bu yeni sınavı nasıl verecek? Dört partinin temsilcilerine tek tek soracağız. Yusuf Hacı Alacoğlu ile başlıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Grup Başkan Vekili. Sayın Alacoğlu merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Şimdi burada kritik olan galiba başkanlık divanının kaç üyeden oluşacağı ve buna göre de partilere kaçar üyelik düşeceği. 18 üyelik diyen var ki eğilim şimdilik böyle görünüyor. Sizin öneriniz, sizin teklifiniz, talebiniz ne? Biz 15 üyelik ki bundan önceki hükümet zamanında da 15 üyelik vardı. 15 üyelik üzerinden devam edeceğini düşünüyoruz. Ama şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi zannediyorum bir ortak yol buldular kendilerine göre. 18 üyeli bir divan için önerge verecekler. Peki 15 olduğu takdirde sizin üye sayınız kaç oluyor divanda? Bizim divandaki üye sayımız normal şartlarda 2 olacak. Ama siz HDP'nin bir olmasını, sizin ondan bir fazla olmasını istiyorsunuz ve bu yüzden de 15'i istiyorsunuz anlaşıldığı kadarıyla. Meclisteki hesaplamalar yapılırken... 15 istiyoruz, 3 olacak. 3 olacak. Peki, meclisteki hesaplamalar yapılırken hep partilerin gruptaki üye sayılarına bakılarak yapılıyor. Yani komisyonların oluşumu da, işte hangi grup salonunu kullanacakları da hep buna bakarak kararlaştırılıyor. Ve başka pek çok karar buna göre veriliyor. Ama siz burada oy oranının dikkate alınmasını istiyorsunuz. Neden? Şundan dolayı şimdi Mirgün Bey, tüzüğümüze göre, meclis iş tüzüğüne göre muhalefet partileri içerisinde herhangi bir şekilde milletvekili sayısı fazla olmadığı ve eşit olduğu takdirde ana muhalefet partisi görevini
aldıkları oya göre belirleme durumu söz konusu. Haliyle biz burada 80'er milletvekili olmasına rağmen bizim aldığımız oy 7,5 milyon, Halkların Demokratik Partisi'nin aldığı oy 6 milyon. Dolayısıyla bu ikisi arasında tüzüğün bu maddesine göre bir denge sağlanması gerektiğini söylüyoruz. Şimdi ana muhalefet olmak için tabii aradan CHP'nin çekilmesi ve onların iktidara geçmesi gerekiyor. Siz hesabınızı Cumhuriyet Halk Partisi'nin koalisyon ortağı olacağı ve sizin ana muhalefet olacağınız üzerine mi yapıyorsunuz? Hayır, şu an için Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi, ama tüzeğe göre iki muhalefet partisinin ikisi aynı milletvekiline sahipse bunun protokolde veya meclis içerisinde hangisinin önde geleceğine dair karar tüzüğün ilgili maddesine göre aldıkları oy oranına bakarak gerçekleştiriyor. Orada bu uygulanıyorsa mecliste, divanda, temsilde de aynı şeyin uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Geçmişte ama benzer bir sorun DYP ile ANAP arasında yaşandığında kura çekimi yöntemine gidilmiş ve buna da üniversitelerin ilgili bölümlerinin, herhalde siyaset ya da hukuk bölümlerinin verdiği mütalaa üzerine başvurulmuş bir yönteme. Dolayısıyla başka bir örnek daha var, o da kura çekimi. Buna ne diyorsunuz? Şimdi tekrar ediyorum. Şu an tüzeğe göre milletvekili sayıları aynıysa, aynı olan milletvekilleri sayıları bir tarafa bırakılıyor, aldıkları oy oranına bakılarak oy oranına göre bir değerlendirme yapılıyor. Bir önce veya sonra hale getiriliyor. Dolayısıyla bunu hukukçular incelesinler, böyle olduğunu göreceklerdir. Yani tüzük eğer uygulanacaksa tüzükte açık ve net olarak bu ifade yer alıyor. Yani aynı milletvekiline sahip olan partiler arasında aldıkları oy oranı göz önüne alınır diyor. Dolayısıyla biz tüzüğün bu maddesine dayanarak bu iddiada ve istekte bulunuyoruz. Şimdi eğer bu mesele grup yöneticileri ve meclis başkanının katılımıyla yapılan danışma kurulu toplantısında çözülemediğine göre mecliste genel kurulda oylamayla çözülecek gibi görünüyor. Burada sizin Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, ki onun oy çoğunluğu sizinkiyle bir araya geldiği zaman anlamlı bir sonuç çıkarıyor. Sizinle aynı yönde oy kullanması gibi bir talebiniz var mı? Yani geçmişte kısa süre önce meclis başkanlığı seçiminde onların adayının seçilmesini sağlayacak bir tavır takındınız. Bu defa da sizin istediğinizin olmasını sağlamalarını bekliyor musunuz onlardan? Şimdi burada herhangi bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu veya bu şekilde bize destek verip vermemesi söz konusu değil. Burada önemli olan hukukun uygulanıp uygulanmadığı meselesi. Zira burada biz şuna destek verdik vermedik gibi bir durum da söz konusu değil. Biz aslında ne İsmet Yılmaz'a ne de Baykal'a destek vermedik. Her ikisi konusunda da biz Ekmelettin Bey'i destekledik. Şimdi onun için, yani biz şunu yaptık siz şunu yapın gibi bir talebimiz asla yok. Biz burada diyoruz ki eğer hukuk devleti ise Türkiye Cumhuriyeti, o zaman hukukun gerekleri neyse onun yerine getirilmesi gerekir. Ama biz yaptık oldu derlerse söylenecek söz yok. Nitekim bugünkü danışma kurulu toplantısında biraz önce söylediğim gibi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi aynı kategoride danışma kurulu önerisinde bulunacaklar. Muhtemelen bu öneri çerçevesinde mecliste konu tartışılacak ve karara bağlanacak. Eğer bizim söylediğimiz yerine gelmeyecek olursa hukuku hangi ölçüde yerine getirip getirmedikler onların problemi. Peki bugünkü basın toplantısında Baykal'ın dün akşam tarafsız bölgedeki sözlerine ilişkin yaptığınız değerlendirmeler sırasında kullandığınız bir cümle, gördüğüm kadarıyla özellikle partililerin, Cumhuriyet Halk Partililerin epey tepkisini çekmiş. Baykal'ı destekleseydik dinsiz bir partinin adayını desteklediniz diye yükleneceklerdi demişsiniz. Bu da epey soru işareti ve tepki oluşturmuş. Dinsiz bir partinin adayını desteklemekle kastınız nedir? Yani CHP'yi kastettiğiniz anlaşılıyor ama burada acaba maksadını aşan bir söz mü var? Bununla ilgili nasıl bir açıklama yapmak istersiniz? Şimdi eksik bir söz söylediniz, eksik olarak söylediniz. Dolayısıyla insanlar herhalde bu eksik cümleden kaynaklanıyor tepkileri. Yoksa benim
Hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ni dinsiz olarak nitelendirmem söz konusu değil. Tam aksine tırnak içerisinde dedim. Aynen şunu söyledim. Eğer biz Sayın Baykal'ı desteklemiş olsaydık kamuoyuna şu şekilde yansıtılacaktı dedim. Siz Baykal'ı seçtiniz bir muhalif adı altında AKP'nin tabiriyle dinsiz bir partinin, inançsız bir partinin adamını seçtiniz diye bize yüklenecekler dedim. Bakın ben dinsiz demedim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Herhangi bir şekilde böyle söyleme hiç kimsenin yetkisi ve hakkı yoktur zaten. Kimin dinli, kimin dinsiz olduğu konusunda tek karar verecek olan Cenab-ı Allah'tır. Benim burada söylediğim AKP tarafından veya kamuoyunda böyle nitelendirilen bir şekilde olduğu için bize bu defa da böyle yüklenecekler dedim. Zira biz burada ne İsmet Yılmaz'ı ne de Deniz Baykal'ı desteklemedik. Peki, her ikisini desteklemeyeceğimizi 3. turdan önce de açıkladık zaten. Siz AKP'nin ne diyeceğine bakarak mı karar verdiniz ve veriyorsunuz kimi destekleyeceğiniz konusunda ve kararlarınızda? Hayır. Tam tersi, biz hiç kimseyi dinlemeden doğru bildiğimizi yaptık ama doğru bildiğimizi yaptığımız halde bu sefer Cumhuriyet Halk Partililer bize İsmet Yılmaz'ı seçtirdiğiniz dolaylı olarak diye bize bir takım iddialarla yüklendiler. Biz de diyoruz ki burada sizin aslında seçtirdiğinizi biz de düşünüyoruz. Ekmelettin İhsanoğlu'nu biz aday olarak gösterdik. Ekmelettin İhsanoğlu kimdi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde bize teklif ettiği adaydı. Cumhurbaşkanı adayıydı ve biz destekledik. Ve bugün biz ona aday gösterdik. Biz de diyoruz ki Sayın Baykal Cumhurbaşkanı ile ne konuştu, neler söyledi ki 2002 yılında onların Beylerbeyi, İstanbul'da Beylerbeyi'nde yaptıkları görüşmeler de var. Orada konuşmalar da belli. Hem Sayın Zülfü Livaneli tarafından hem de aynı Sayın şekilde Alacıoğlu, o tarihte orada bulunan Yaşar Nuri Öztürk Baykal tarafından belirlenmişti. Biz dedik ki Baykal'ı desteklemiyoruz sözünüz dedik. Sözünüz tek başına bir anlam ifade ettiği için meselenin burasını aydınlatmanızı rica ediyorum sizden. O yüzden hani hayır çok ama konuşuldu. Burada, akşam da burada konuşuldu. Söylemek istediğimiz bu kısmı daha çarpıcı. Hayır Mergin Bey, mesele şu. Açınızdan da önemli, o yüzden bunu size sormak istedim. Çok teşekkür ederim. Tamam, ben de şunu söylüyorum. Evet. Biz burada eğer Baykal'ı destekleseydik, böyle denen bir kişiyi destekledik diye bu defa bize yükleneceklerdi. Bunu söylüyorum. Yani öyle de yapsak yükleneceklerdi, böyle de yapsak yükleneceklerdi. Dolayısıyla biz kimseye beğenilmek için böyle bir girişimde bulunmadık diyorum. Peki, bununla ilgili açıklamanızı da kamuoyu değerlendirecektir. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun Sayın Halacıoğlu. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Naci Bostancıoğlu'na soracağız bu konuyla ilgili. Yani başkanlık divanı oluşumuyla ilgili pozisyonlarını. Telefon attığımızda kendisi. Sayın Bostancıoğlu iyi akşamlar. Sayın Bostancı özür dilerim. Teşekkürler, iyi akşamlar. Sağ olun, zadelik yok. Kusura bakmayın. Şimdi nedir sizin bununla ilgili pozisyonunuz? Kaç kişiden oluşmasını benimsiyorsunuz başkanlık divanının? Efendim bugün başkanlık divanı konusunda Sayın Meclis Başkanı'nın davetiyle bir toplantı yapıldı. Öncesinde biz de bir değerlendirmede bulunduk parti olarak. 15 iş tüzüğün emrettiği sayı, ancak bu başkanlık divanına katılan arkadaşların önerileriyle daha artırılabiliyor. Geçmiş dönemde 18 olarak kararlaştırılmış. Biz şunu söyledik, 15, 16, 17, 18, 19 hangi sayı üzerine arkadaşlar anlaşırlarsa bizim açımızdan hiçbir mahsuru yok. Yani bizim sayı şu olsun diye herhangi bir yaklaşımımız, herhangi bir talebimiz söz konusu değil. Önce buna açıklık getirmem gerekiyor. Çünkü zaten siz bizim, orada en büyük grup olduğunuz için 18 bizim, olursa 8, 15 olursa 6 gibi açıklara daha yani fazla sahip oluyorsunuz. Şöyle, esasen 16, 17, 18'de bizim herhangi bir sayı değişimimiz olmuyor. Hı hı. 15 ile 19'da oluyor. Beraberce tabii diğerleri de değişiyor. Dolayısıyla sayıya bakarak bizim neticede partilere düşen sayıyı hesap eder partiler. Sayıya bakarak bizim şu olsun deme durumumuz söz konusu değil. 15 olduğunda da bize uyar, 19 olduğunda da uyar, aradaki sayılarda uyar. Ama asıl olan tabii ki bir hakkaniyetli dağılımdır.
mecliste temsil edilen siyasi partiler arasında. Bu hakkaniyetin ne olduğu konusunda herkes aklı başında insan, parti grupları belli. Sayın Meclis Başkanı huzurunda yapılan değerlendirmede bir karara varılır diye düşündük. Esasen bu değerlendirmenin konuşmanın tutanakları da vardır. Bizim partilerle, bir kısım partilerle herhangi bir sayı üzerinde anlaşmamız diye bir durum söz konusu değil. Şu var, eğer herhangi bir grup derse ki sayı 17 olsun, diğerleri de katılmaz diyelim. Onlar da 18 olsun dedi. Bir başkası 19 olsun dedi. Böyle bir durumda ertesi gün meclise her grup kendi önerisini getirir, grup önerisi getirir ve orada yeniden bir değerlendirme yapılır. Ki öyle olacak gibi gözüküyor değil mi? Ki öyle olacak gibi görünüyor. Genel kurul karar verir. Yani şimdi genel kurula herkes kendi önerisini mi getirecek bu durumda? Çünkü bir anlaşma olmadı. Hayır, şöyle başkanlık divanının bugün yapmış olduğu toplantıdaki tutanağa bakarsak kimse grup önerisinden bahsetmiyor. Getirmekten bahsetmiyor. Sayıya ilişkin tartışmalar sadece bir fikir teatisine benziyor. Ben tutanaklara baktım. Bir fikir teatisine benziyor ve yarın 18 olarak geldiğinde Meclis Genel Kurulu'nda herkes de pozisyonu buna göre ayarlayacak görünüyor. 18 mi gelecek? 18'e. 18'e itiraz edilirse yani 18 olarak önerilecek. Meclis Başkanı önerecek bunu, parti grupları değil. Hı hı. Eğer buna itiraz eden, hayır öyle olmasın, böyle olsun diyen var ise o zaman onun da grup önerisi getirmesi lazım. Bunu da değerlendirir. Peki, bu, MHP şimdi vereceği bir karar. MHP şimdi eğer başka bir öneriyle gelirse, yani kendisinin daha fazla üye çıkaracağı bir öneriyle 15'te gelirse örneğin, bunu destekleme ihtimaliniz var mı? Biz hakkaniyet dediniz. Varsayım değil de gelen öneriye bakarız, değerlendiririz, ona göre tamam. Hakkaniyeti dediniz yani. Ya hakkaniyete uygun evet. Olmalı. Şimdi iki partinin de aynı sayıda milletvekili var. Biri diyor ki benim seçmen sayım ve oy oranım daha fazla. Siz burada hakkaniyeti evet. Neye göre gözeteceksiniz? Milletvekili sayısına göre mi, oy sayısına göre mi? Bakın bu konu RÜSİK meselesine de tartışıldı. RÜSİK'e ilişkin olarak da. Sonuçta neyin hakkaniyetli olduğuna dair Sayın Meclis Başkanı bu konuya ilişkin olarak uzman kişilerden, bilir kişilerden görüş alacak. Yani neye göre karar vermek lazım? Esasen geçmiş uygulamalarda da belli bir yöntemin ihlas edilmediği görülüyor. Böyle durumlarda çok sık rastlanmıyorum malum. Acaba meclisteki sayıya mı bakmak lazım? Yoksa alınan eşitlik durumunda alınan oy oranına mı bakmak lazım? Zannediyorum bu problem aşılırken aynı zamanda bir temel ilkeyle ihlas edilmiş olacak. Yarın ne gelecek bilmiyoruz. Geldiğinde ona değerlendirmesini yaparız. Şimdi söyleyeceğimiz her şey varsayım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun bağlanıp anlattığınız için. Halkların Demokratik Partisi Mardin Milletvekili Mithat Sancar telefon attığımızda. Sayın Sancar iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi MHP'nin sizi bir geçmek, sizden bir daha fazla üyeye sahip olmak için yaptığı bir girişim var. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yani bu girişimin anayasal temeli yok, yasal temeli de yok. Biraz önce dinledim zaten Halaçoğlu'nu. İç tüzükteki hükümden söz ediyor ama o iç tüzük hükmü değil. Siyasi Partiler Kanunu 35. maddesi. Bir tek bu konuda bir hüküm var. Orada da diyor ki işte ana muhalefet partisi kim olacak? Onu düzenliyor. Diyor ki siyasi partilerin milletvekili sayılarının eşit olması halinde son milletvekili seçimlerinde aldıkları geçerli oy sayısına bakılır. Bir tek bu konuda düzenleme yapılmış. Eğer grupta, mecliste üyeler eşitse neye bakılır sorusu bir tek bu düzenlemede var. Ana muhalefet partisiyle ilgili bir düzenleme mi bu? Evet, sadece ana muhalefet. Üstelik zaten siyasi partiler kanununda, bakın iç tüzük hükmü değil. Hı hı. Siyasi partiler kanununun koyduğu bir hükmü. Meclis çalışmalarına bunu doğrudan uyarlamak doğru değil. Meclis çalışmalarında bu tür durumlar hangi kurallar çerçevesinde çözülür? Ben bir milletvekili olmanın öncesinde bir anayasa hukukçusu olarak hükmü söyleyeyim. Öncelikle tabii parlamento hukukuna bakılır. Parlamento hukukunun temel ilkeleri anayasa koyulur. Meclis iç tüzüğüne bakılır. Açık hüküm var mı yok mu? Eğer açık hüküm yoksa parlamento geleneklerine bakılır. Çünkü parlamenter sistem geleneklerle işleyen bir sistemdir. Eğer gelenek yoksa kamu hukukunun genel polisine bakılır.
hukuktur. Kamu hukuku genel teorisi de statüler hukuku olarak tanımlar kamu hukukunu, ki parlamento hukuku da bunun bir parçasıdır. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Bir statü kurulduktan sonra o statüden önceki süreçler açık bir hüküm yoksa esas alınmaz. Bir konuda bir statüyle ilgili bir hüküm diğer statüye genişletici bir yorumla aktarılamaz. Yani statüler dar yorumlanır, açık kurallara bakılır. Şimdi statü nedir? Mecliste gruplar oluşmuş ve üye sayısı iki partinin eşit. Öncesindeki süreç nedir? Seçim. Seçimde alınan oy oranını hesaba katabilmeniz için biraz önce söylediğim konularda ya da alanlarda açık bir düzenlemeye ihtiyaç var. Yoksa bugüne kadar uygulanan bir yöntem olmuş bir kere ve kamu hukuku başka konularda da uygulanır bir yöntem, o da kura yöntemidir. Ben seçimlerde fazla oy aldım. O halde bütün üyelikler söz konusu olduğunda iki partiye düşecek üyeliklerde ben öncelikliyim diyemezdim hep. Keşke uzlaşmaya açık olsa, keşke baştan diyalog yollarını kapatmazsa, bunları oturup anayasa hukuku, parlamento hukuku ve kamu hukuku teorisi içinde medenice tartışabilseydik, bir çözüm bulunurdu. Başka konularda nasıl davranılır, acaba burada en adil çözüm nedir diye. Peki şunu sorabilir miyim? Şimdi bu meclis mesele üzerine konuşulamadığına, diyalog kurulamadığına göre genel kurulda oylamayla çözülecek. Şu anda sizin MHP ile aynı sayıda üyelik çıkarmanızı sağlayacak bir sayı. Yani 18 önerisi üzerinden ilerlenecek gibi görünüyor. Siz genel kurulda bu konuda bir kazaya uğrayabileceğinizi düşünüyor musunuz? Böyle bir ihtimal var mı sizce? Yani şöyle söyleyeyim, CHP'nin tutumu net. Görebildiğim kadarıyla CHP 18 üye konusunda görüş belirtmiş ve eşit üyelik, HDP ile MHP'nin eşit üyeliğinin doğru olacağı yönündedir tutum takılmış. Ben AKP'nin de biraz önce Naci Öcü'yü dinledim. Yani bu çerçevenin dışında davranmasını beklemiyorum, davranmaması gerektir. Parlamento hukukunda kesinliklere ve adaletsizliklere, siyasi pazarlıklar sonucu oluşacak çeşitli haksızlıklara yol açmamak lazım. Şimdi seçim geride kaldı ve parlamentoyu da anayasa hukuku ilkelerine ve kamu hukukunun genel teorisine uygun olarak işletmek uygun gerekir. Şekilde işletelim. Sayın Sancar, konuda, çok teşekkür ederim. Evet, yani bu konuda HDP olarak biz üzerimize düşeni her partiyle görüşme dahil olmak üzere yapmaya hazırız. Çok teşekkürler Mithat Sancar, sağ olun. Peki Cumhuriyet Halk Partisi ne düşünüyor bununla ilgili? Grup Başkan Vekili Engin Altay karşımızda. Sayın Altay merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Anlaşıldığı kadarıyla siz 18 üyeli ve HDP ile MHP'nin üçer üye çıkaracağı bir teklifi destekleyeceksiniz. Doğru mu? Doğrudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğüne göre bu sayı zaten 15'ti. Daha önce şu veya bu sebeple 18 oldu genel kurul kararıyla. 15 de bizim için kabul edilebilirdir. Hem iş tüzüğe uygun bir rakamdır. Ancak öyle olması halinde hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nden hem Milliyetçi Hareket Partisi'nden hem de Halkların Demokratik Partisi'nden birer üyelik azalacak. Bizim için değişen bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanlık divanındaki temsili 15 de olsa 4, 18 de olsa 4. Ama 18'de oturdu. Şimdi 4 siyasi partinin de grubu olduğunu düşününce her partiye de birer meclis başkan vekilliğinin verilmesi gereği de ortada olunca 18 makul bir sayıdır. Bugün aslında danışma kurulunda, bugün yapılan danışma kurulunda zımmi bir mutabakat da sağlandı. Arkadaşlar bu konuyu biraz tartıştılar. Bizim nöbetçi grup başkan vekilimiz Sayın Levent Gök katılmıştı. Bir tartışma olmakla birlikte MHP'nin HDP'nin ki bizden bir eksik olsun anlayışından kaynaklı olarak bu konuda bir çekincesi oldu, bir tavrı oldu ama çok açık, iç tüzük açık. Biraz önce bahsettiğiniz siyasi partiler kanunu 35. madde ayrı bir iş. Ana muhalefet partisi olma özelliğini düzenleyen bir hükümdür. Böyle baktığınız zaman her hal ve şartta MHP ve HDP'nin temsil sayısı eşit olacak. Bu yüzden bunu tartışmaya da gerek yok. Oturmuş da bir sistem var. 18 bizce makul. Cumhuriyet Halk Partisi yarın meclis başkanının bir öneri getirmesi durumunda buna müsbet bakacak. Peki, pratikte
işleyişte bir değişikliğe yol açacak mı? Yani kaç üyeye sahip olduğunuz başkanlık divanında mesela HDP ile MHP arasında bir üye fark olsa bu neye yol açar? Olamaz, bu rakamlarla olamaz. O şuna da bağlı. Başkanlık divanı doğal olarak başkanlık divanı oluşturan üyeler mensubu oldukları partinin iktidarda mı yoksa muhalefette mi olacaklarıyla ilgili olarak tabii ki bazı kararlarda orada o çerçevede tutum belirlerler. Ama şimdi bu konuyu önümüzü göremediğimiz için kim kimle koalisyon kuracak, nasıl bir koalisyon kuracak, başkanlık divanı üyelerinin hangisi iktidarda kalacak, hangisi muhalefette kalacak, böyle baktığınız zaman bir şey etkilemez. Öbür türlü de yani olası bir koalisyon hükümeti gerçekleştiğinde de etkilemez. Çünkü koalisyon hükümetinin başkanlık divanındaki temsili de güçlü olacaktır, yüksek olacaktır. Burada mesele tabii meclis için, meclisin işleyişi için, öncelikle onun için, meclisin personel rejimi için, meclise gelen ziyaretçilerle ilgili, vatandaşlarımızla ilgili sağlıklı, tutarlı, objektif kararlar alabilmek, yansız bir tutum sergileyebilmektir. Başkanlık divanı üyelerimizi biz daha önce belirledik ve arkadaşlarımız görevleri boyunca, görev süreleri boyunca buna titizlikle riayet edecekler. Bir de anlaşıldığı kadarıyla sizin iktidara geçmeniz, iktidar ortağı olmanız durumunda ana muhalefetin kimin olacağının belirlenmesi açısından da MHP ön almaya çalışıyor. Zira ana muhalefet olmak başka bir statü getiriyor. Mesela Anayasa Mahkemesi'ne başvuru gibi ilk aklıma gelen bu. Herhalde evet. Bir de öyle hesap var diye evet. Tahmin ediyorum. O çok net. Onu siyasi partiler alo. Duyuyorum. Onu siyasi partiler kanunu düzenlemiş. O çok net. Orada eğer iki siyasi parti eşit milletvekiline sahip ve birini ana muhalefet partisi ilan edeceksek o 35. madde düzenlemiş onu. Bu sefer milletvekili sayıları eşit olduğu vakit alınan oya bakıyoruz. Öyle olduğu zaman Milliyetçi Hareket Partisi doğal olarak aldığı oy karşılığında ana muhalefet partisi olma hakkını kullanacak. Ama sanıyorum Milliyetçi Hareket Partisi ana muhalefet hakkını kullanmaktan ziyade Adalet ve Kalkınma Partisi ile yapacağı koalisyonda herhalde iktidar ortağı olma arzusu içinde diye düşünmek peki, mümkün tabii. Bu topu hiç üzerinizde tutmuyorsunuz. Peki şunu sorayım son olarak. Az önce Sayın Yusuf Alacoğlu'na da sordum. Bugünkü basın toplantısında Baykal'ı destekleseydik AKP tabiriyle dinsiz bir partinin adayını desteklediniz diye yükleneceklerdi bize diyor. Meclis başkanlığı kısmını dışarıda bırakarak, çünkü bu gerçekten artık konuşulmasına gerek olmadığını düşündüğüm bir konu. Bu açıklamayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok talihsiz bir beyanat. Meclis başkanlığı seçimi bizim için bir kere bitmiştir. Bu konuda bizim siyasi partiler olarak artık tartışmamız gereken bir hal ortada yoktur. Sayın İsmet Yılmaz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meşru başkanıdır. Kendisine hayırlı olsun, uğurlu kademli olsun, kutlu olsun. O başarılar da diliyorum aracılığınızla. Tabii keşke Halaçoğlu'nu tanırım, sever sayarım. Ancak kendisi çok nazik, üslubu tarihçidir, yani üslubu dikkatlidir. Fakat nasıl böyle bir talihsiz beyanda bulundu anlamak mümkün değil. Kanım dondu adeta. Hani bunu bazı AKP'liler yapıyor partimizle ilgili çok olumsuz, ipsiz, sapsız, mantıksız, akıl dışı ithamlarda bulunabiliyorlar ama Sayın Halaçoğlu'nun bunu böyle bir ithamda bulunmasını çok yadırgadım, çok üzüldüm. Keşke ağzından bu cümle çıkmamış olsaydı. Eminim kendisi de çok üzgündür ama biraz önce içeride onu dinlerken şöyle bir söz söyledi. Kamuoyunda böyle nitelendirilen dedi ki bence bu Halaçoğlu'nun ikinci ve daha büyük bayıbı oldu. Hani özrü kabahatinden büyük deriz ya. Cumhuriyet Halk Partisi'ni değil, Cumhuriyet Halk Partilileri değil, bizim inancımıza göre mübarek bir aydayız. Kimsenin inancını sorgulamaya hakkı yok. Kimin ne kadar iyi Müslüman olduğunu, kimin ne kadar inançlı olduğunu, kimin inancının ne kadar kuvvetli olduğunu Cenab-ı Allah'tan başka bilecek bir merci yok. Kimsenin elinde öyle bir terazi yok. Yani hani teknoloji gelişiyor, şimdi zikirmatikler falan çıktı, böyle insanlar basıp böyle zikir tesbihi yerine zikirmatik kullanıyorlar ama Sayın Halaçoğlu herhalde bizim bilmediğimiz teknolojiyle bir inançmatik satın almış. Ama hoş değil. Yani ben bu konuda cevap vermeyi bile kendime zul sayarım. Bu mübarek oyda Sayın Halaçoğlu'nu da Allah'ın takdirine havale etmekten başka yapabileceğim bir şey yok. Ama söylenilen söz ayıptır. Çıkıp bir özür dilemesini beklerdim. Kastım o değildi demesini beklerdim. Ama Halaçoğlu bugün biraz önce programınızda özrü kabahatinden büyük bir laf daha etti. Kamuoyunda böyle nitelendirilen dedi. O kamuoyunu da Halaçoğlu'nun şeyine bırakıyorum. Halaçoğlu'nu da o kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Çok teşekkür ederim geldiğiniz ve anlattığınız için. Çok sağ olun. Her şey devam ediyor.
Kanser büyük bir bela, büyük bir canavar, giderek azgınlaşıyor. Kanser hastalığını tedavi edecek bir kaleye ihtiyaç vardı. Ben artık yatak tartışmalarının bitmesini ve artık Sayın Cumhurbaşkanımızın uzattığımız eli tutmasını ve son noktayı koymasını bekliyorum. LÖSEV bir mucizeye imza attı ve topladığı bağışlarla Ankara'da içinde 400 yataklı hastanesi de olan bir onkoloji kenti inşa etti. Kanser hastalarını ücretsiz tedavi etmek için kurulan hastane ne yaptıysa Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat alamadı. Merdiven aralığı dendi, yatak sayısı dendi, hatta böyle bir hastaneye gerek yok bile dendi. Hastane sonunda açıldı ama hala ruhsatı yok. Mecburen piyasadan ruhsat satın alacakları iddia ediliyor. Bu sıkıntı nasıl aşılacak? Türkiye bu tesise nasıl kavuşacak? Taksi plakası gibi hastane ruhsatı mı satılıyor? LÖSEV Başkanı Doktor Üstün Ezer'le konuşacağız stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi durum nedir hastanede, onkoloji kentinde? Bitti hastanemiz. Her şey tamam, hazır. Açılış yapıldı ama hasta alamıyoruz. Yani bir resmi başka olarak bir ruhsatlandırma olmadığı için resmen hasta bakamıyoruz. Bir başka hastaneniz daha var sizin, daha küçük. Evet. 14 yatak küçük kapasiteli, evet, galiba. Onun ruhsatıyla çalıştıramıyorsunuz hastaneyi, değil mi? Aslında yasalara göre taşınma izni çok açık. Hı-hı. Hakkımız. Herhangi bir şeye de gerekmiyor. Hatta taşınma izninin herhangi bir yatak sınırı da yok. Yani o ruhsatı alıp burada kullanabilirsiniz aslında. O ruhsatı 400 yataklı olarak da kullanabiliriz. İstenirse verilebilir. Hı hı. Ocak 2015'e kadar böyle bir sınır yoktu. O nedenle biz bunu da öngörerek daha fazla hastaya hizmet vermek, hem çocuk hem erişkin kanserlerine yine bugüne kadar olduğu gibi tamamen ücretsiz, parasız hizmet vermek için bu hastaneyi yaptık. Ancak ne taşınma izni, ne bir ruhsat, ne bir belge, hiçbir şey verilmedi. Peki ne durumda, yani cevap beklediğiniz bir başvuru, bir denetim, bir şey var mı, yoksa öyle ortada duruyor mu? Hayır, her başvurumuza bir başka bir şey bulunarak geri iade edildi. İşte deniyor ki siz 100 yatakla ya da atıyorum 25 yatakla ya da 18 yatakla bu branşlara bakamazsınız. Ameliyathaneniz olamaz, radyolojiniz olamaz, radyoterapiniz olamaz diye bizim dosyamız sürekli geri gönderiliyor. Hı hı. Bugün tamamen yanlışlar üzerine oluşturulmuş bir algı operasyonu yürütüldü. Bugün için bizim bir tek yatak iznimiz bile yok. Peki ne yapacaksınız? En son bu ruhsat denilen şey satılıyor. Bir tane de aday var. Biz bunlardan ruhsat alacağız. 8 milyon liraya ihtiyacımız var açıklaması yaptığımız. Ama sonra orada da işler biraz karıştı galiba. Mecburen o açıklamayı yapmak zorundayız. Çünkü Sağlık Bakanlığı bu kadar artan bir kanser hastalığı karşısında herkesi düşünmek zorunda ve tüm Türkiye'yi kucaklamak zorunda. Ben Sağlık Bakanlığı'ndan anladığım budur. Bir hekimim ben. Yıllardır hematoloji, onkoloji alanında çalışan, çok deneyimli ve çok birikimi olan bir hekimim ve LÖSEV'le birlikte de bunu hayata geçirdik. Yılda 200 bin kişi yaklaşık kansere yakalanıyor. Her sene. Çocuk erişkin, lösemi ve kansere yakalanma sayısı 200 bine yakın. Ve yaklaşık tedavi başarı oranı cilt kanserleri hariç %20. %60'ını çok yakın sürede kaybediyoruz hastalarımızın, %20'sini de daha sonraki dönemde komplikasyonlar ve metastazlarla kaybediyoruz. Yani bu kabaca bir hesapla her sene yaklaşık 160 bin kişiyi kansere feda ediyoruz. Çok büyük bir rakam. Şimdi biz bu hastaneyi yaparken dedik ki kanser artıyor ve giderek de artacak ve bu hastanelere büyük ihtiyaç doğacak. Öyle bir hastane yapalım ki her şey içinde olsun, mükemmel bir hastane olsun, teknik donanımı çok yüksek olsun, kanserojen hiçbir şey kullanmayalım, enfeksiyon veya hijyen anlamında en üst düzeyde bir hastane olsun ve parasız hizmet versin. Biz bundan 15 sene önce, biraz önce bahsettiğiniz küçük hastanemizi kurarken, 14 artı 4 yoğun bakımlı hastanemizi kurarken, Türkiye'de o 90'lı yıllarda, ben hematoloji, çocuk hematoloji uzmanıyım, 90'lı yıllarda lösemiden iyileşme oranı %20 civarındaydı.
Bugün o küçücük hastane mucizeler yarattı. Sadece tıbbın gelişimi ya da ilaçlarla değil, çok iyi bir bakım, hijyenik ortamın sağlanması ve moralle birlikte bugün geldiğimiz rakam inanılacak gibi değil. %92 tedavi başarısı sağladık. Bunu hem Türkiye'de hem uluslararası camiada, uluslararası bilimsel çevrelerde yayınladık. Artık rahatlıkla söyleyebiliyorum. %20'den %92 başarıya çıkmış bir kuruluş, bu kadar birikimi olan bir kuruluşun böyle büyük bir hastane yapması ve kanserde de %20 olan, genel kanserlerde %20 olan tedavi başarısını da %90'ı bırakın %100'e çıkartması hayal değil. Öyle bir hedef koyduk ve bir an önce açılmasını bekliyoruz. Kaç hekim istihdam edeceksiniz burada? 160 mı? Şimdi bize göre ideal hekim sayısı 160. Hı hı. Artabilir ileride tabii. Şimdi, hasta sayısına göre. Sağlık yani, Bakanlığı da diyor ki yani siz bu hastaneyi yaptınız ama yeni doktor yetiştirmiyorsunuz. Piyasada farklı hastanelerde kanser tedavi eden doktorlar var. Bu hastaneye bunların hepsini toplayacaksınız ve piyasada bir açığa yol açacaksınız. Sağlık Bakanlığı'nın ve diğer tedavi hizmeti veren kurumların politikalarını, işleyişlerini bozacaksınız diyor. Yani, karşı çıkma sebepleri bu gibi görünüyor. Buna anca gülünür. Bu yanlış bir algı operasyonunu halka dayatmadır. Buna gülünür. Yani ben 25 senelik hematoloji, onkoloji uzmanıyım. Bu kadar olayların içindeyim. Ben böyle bir şey söylemeyi aklıma getirmedim. Kusura bakmasın kim bunu akıl verdiyse. Buna gülerim ben. Ya ben başka bir yerinin çocuklarına mı bakacağız? Başka birilerinin hastalarına mı bakacağız? Biz Türkiye'de Türk çocuklarına ve kanser hastalarına bakacağız. Tabii ama başka yani biz hastanelerin işlevsiz hale gelmesinden endişe ettiğimiz. Bir saniye, bir İngiltere veya Mozambik'in çocuklarına bakmayacağız. Buradaki olay ne biliyor musunuz? Devletin hastanelerinde yetişmeyen, kuyruklarda bekleyen, 3 ay sonrasına, 4 ay sonrasına randevular verilen, görüntüleme veya patoloji veya bilmem radyoterapi görüntü tedavi için randevular verilen hastaları. 5 kişinin, 4 kişinin, anneleriyle birlikte 8 kişinin, 10 kişinin aynı odada yattığı çocukları kurtarabilmek için, çabuk teşhis koyabilmek için, çabuk tedavi başarısı sağlayabilmek için ve bakın herkes göz ardı ediyor. %92 tedavi başarısını sağlayabilmek için bir hastane yaptık. Biz hiçbir hastaneden toplu doktor almayız. Hiçbir hastanenin hastasını mağdur etmeyiz. Hakkari'deki çocuğa da biz bakıyoruz. Edirne'dekine de biz bakıyoruz şu anda. Ankara'dakine de biz bakıyoruz. Kaldı ki şöyle bir şey söyleyeyim. Gene yanlış bir algı operasyonu var. Yani burada zannediliyor ki işte 160 doktorun 160'ı da onkolog olacak veya hematolog olacak. Yanlış. Burada bir kere hem çocuk hem erişkin bakılacak. Sayın Bakanlık diyor ki sadece çocuk onkoloji hastanesi. Hayır, burası bir rüya hastanesi. Rüyalar kenti hakikaten. Burada çocuk da var, erişkin de var, kadın doğum da var, göz de var, kardiyoloji de var, kardiyovasküler cerrahi de var, beyin cerrahisi de var. Çünkü onkoloji multidisipliner bir hastalıktır. Yani her branş olacak ki orada başarı yüzdeniz artsın. Burada her branştan doktor olacak ki hasta da gelebilsin. Hemen size şunu ekleyeyim. Bugün Türkiye'de sadece devlet hastaneleri mi var? Ya da sadece üniversite hastaneleri mi var? Özel hastaneler nereden doktor buluyor? Ankara'da son bir yıl içerisinde bunun 3 tanesinin açılışına Sayın Bakanımız katıldı. 5 tane özel hastane açıldı. Bu hastaneler nereden doktor buldu? Bunlar kemik iliği nakline başlıyorlar. Onkoloji servisleri kurmaya başladılar. Bunlar nereden onkolog buldular? Bunlar nereden kemik iliği nakli doktorları buldular? Peki. Başka bir yerden ithal etmediler. Gene devletin veya piyasada kimlerse, devletin demek değil de devlet hepimiziz. Peki niye? Onlar nereden bulduysa biz de oradan bulacağız. Niye engelleniyorsunuz? Yani bunun bir sebebi olmalı. Yani siyasi bir sebebi mi var? Şahsi bir sebebi mi var? Çok iyi iş yaptınız, hoşa mı gitmedi? Yani bir sebebinin olması lazım. Bu kadar büyük bir tesisin, bu kadar engellenmesinin bir sebebinin olması gerekir. Şimdi bir kere siyasi olamaz. Çünkü bizim siyasette bir ilgimiz yok. Ama siyasetin sizle ilgisi olabilir. Bu işin siyaseti yani olmaz. Sizin vakfınızın üzerinde siyasi emeller olabilir. Böyle bir şey var mı? Bu işin siyaseti olamaz, olmamalı. Vebali günahı çok büyük olur. Yani
lösemili bir çocuğu bunu siyasete alet ettirmek veya onun üzerine bir engel koymak, bu ne hekimliğe sığar, ne siyasete sığar, ne siyasetçiye sığar. Peki bu gitti mi? Ne kaldı geriye? Başarıdan rahatsız olmak. Eğer başarıdan rahatsız olan birileri varsa, evet biz dünyada çok başarılı bir kuruluş olduk. Biz dünyada %92 tedavi başarısıyla küçücük hastanede, bakın küçücük hastanede yaptıklarımızla %92 tedavi başarısıyla evet Avrupa'yı geçtik. Evet Amerika ile yarışıyoruz. Ama bir sağlık bakanı olursam ben, olsam gurur duyarım ülkemdeki bu başarıyla. Ya da ülkemin böyle bir kuruluşu başarılıysa onu örnek gösteririm, onun elinden tutarım. Yani bir hekim de, bir hasta da, toplumdaki herhangi bir kişi de bundan moral alıyor, bundan gurur duyuyor. Ülkemde diyor ki lösemi konusunda çok güçlü bir kuruluş var ve büyük başarılara imza atıyor. Ben bunun da olabileceğini sanmıyorum. En azından sağlıklı bir düşünceye sahip kim olursa olsun, siyasetçi ya da doktorun bu düşüncede olabileceğine ihtimal vermiyorum. Bizden izinsiz yaptılar. Hayır, izin aldık biz. Biz dönemin Sağlık Bakanı Profesör Doktor Recep Akdağ, artık tekzip etmediği için bunu tekrar söyleyeceğim. 2012 yılında bu projeye başlarken ziyaret ettik, anlattık ve izin istedik. Kendisi de dinledi, eklemelerde bulundu, tartıştık. Sonuçta dedi ki hocam çok iyi bir iş yapıyorsunuz, ülkemizin ihtiyacı var, lütfen küçük yapmayın. Biz 100 yataklı ve küçük hastanelerle uğraşmak istemiyoruz, büyük yapın dedi. Bunun izni peki nasıl alınıyor? Yazılı mı alınıyor, şifai olarak mı alınıyor? Bu şifai izni biz dedik ki efendim nasıl halledeceğiz biz bu işi? Hallederiz, siz başlayın dedi. O gün yanımızda tedavi hizmetleri genel müdürü, bugün müsteşar yardımcısı olan şahıs da yanımızdaydı. Bir heyetin huzurunda, velosemili gençlerin huzurunda bu söz verildi. Biz arkasından başvurduk ve o sırada maalesef Sağlık Bakanımız değişti. O gün verilmiş olan sözler bugün yok sayılıyor. Söz önemli değil. Mirgün Bey, bakın benim bir anlayışım var. Ben hekimim. Bir çocuğun hayatı söz konusuysa ya da erişkin bir insanın hayatı söz konusuysa akan sular durur. Hiçbir mevzuat, hiçbir engel tanımam. Tanınmamalıdır. Bugün günde, bakın şu konuştuğumuz dakikalarda bile bir kanserli veya lösemili bir çocuk ölüyor. Günde 400 kişi Türkiye'de kanserden ölüyor yaklaşık. Bu ne büyük bir rakam? Buna ne mevzuatı arıyorsunuz? Bitmiş mükemmel bir hastane var. Avrupa'nın en iyi hastanesi, en mükemmel teknoloji kullanmış. Yani içeride yok. Tanı bir saatte, iki saatte tanı konulacak. Hemen tedavi başlanacak. Kemik iliği nakli üniteleri var. 1500 metrekare kanser araştırma merkezleri var. 85 yoğun bakım yatağı var. Daha geçen gün acil servislerin kapandığı haberini okuduk gazetelerde. Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerinin acil servisleri kapanıyor. Bizim 1500 metrekare acil servisimiz var, boş duruyoruz, oturuyoruz. Şimdi böyle bir engeli izah etmenin hiçbir şekilde izah edemezsiniz. Siz... Yani ne yurt içinde, ne yurt dışında, ne bu nesle, ne gelecek nesle bunun izahı yoktur. Siz Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli kolaylığı ya da işte yapılması gereken şeyi alamayınca Cumhurbaşkanı'na hitap ettiniz. Son bir iki açıklamada hep onu muhatap alıyorsunuz ve onun bu meseleyi çözmesini bekliyorsunuz. Evet. Bakan da buna tepki gösteriyor galiba. Bakan oradan niye tepki gösteriyor yani, ki? Cumhurbaşkanı'ndan bir ilgi alaka var mı konuya? Bakan niye tepki gösteriyor ki? Ben bunu anlamadım. Bu Cumhurbaşkanı ile bizim aramızdaki bir olay. Ama o da bakan yani bir anda. Hayır. Hayır. Hayır ama o artık ben diyor ya, açtırmayacağım diyor. Hayır. Bu artık Sayın Cumhurbaşkanımızla bizim aramızdaki bir olay. Neye dayanarak biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan yasa dışı bir iş yapsın veya buna aracı olsun demiyoruz ki. 2002 yılına dönelim. 2002 yılında bizim şu andaki mevcut hastanemizin de ruhsatı yoktu. Biz ne kaderimiz varsa çekiyoruz böyle bir şeyi. Neden yoktu biliyor musunuz Mirgün Bey? Biz o dönemin Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Nur İçinde Yatsın merhum Süleyman Demirel beyefendi bize ön ayak oldu. O hastaneyi açtırdı. Elimizden tuttu. Biz harıl harıl 10 ayda o hastaneyi açtık. Niye açtık? Lösemi çocukları kurtarmak için. Ben de hematoloğum, başarılı bir hekim olmak için. Biz bakmadık, etmedik, yaptık, ettik. Merdivenlerimiz 1.10. Yasa diyor ki 1.20 olacak. Biz o gün öğreniyoruz.
Ya şimdi 10 santim için hastaneyi açmadı mı? Açmadı. Ne zamana kadar? Sayın Cumhurbaşkanımız o hastaneyi, Recep Erdoğan beyefendi oraya gelip hastanemizi ziyaret etti. Durumu gördü o dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile birlikte. Ertesi gün bir mevzuat değişikliği yapıldı. İki satır ve o engel kalktı. Biz ruhsatımızı aldık. Peki, biz buna güvenerek diyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız bizim elimizden tutar. Şöyle mi acaba? Yani siz kamuoyunda etkinliği olan, insanları harekete geçirebilen bir vakıfsınız. Çok büyük belli ki kaynakları harekete geçirebilmişsiniz bu hastaneyi yatırımını yapabilmek için. Ve yani biz bilmiyorduk, ruhsatı almadık, şifai söz vardı gibi bir davranış içine girince ya... Biz arkamızdaki kamuoyu gücüyle her engeli aşarız, bakanlık da önümüzde duramaz gibi bir tavır içine girdiniz. Bakanlık da bundan mı rahatsız oluyor acaba? Ben bir hekim olarak bunun sağlıklı bir düşünce olmadığını tekrar söylüyorum. Yani öyle düşünüyorlarsa sağlıklı değiller. Biz öyle bir şey demedik. Biz arkamızda gücümüz var, istediğimizi yaparız demedik. Hayır, bizim tek gücümüz var. O çocukları yaşatma isteğimiz var. Biz o çocukları ve o insanları yaşatabilmek için, insanların ölmesini engellemek için o gücü kullanırız. Sonuna kadar da kullanırız. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizim hastalarımızın %87'si yoksul, fakir, asgari ücretli veya hiçbir gelire sahip olmayan çocuklar, ailelerin çocukları. Peki ben soruyorum, bu çocukların tek kişilik odalarda, banyolu, tuvaletli, anne refakatında, altı öğün yemekle, pijamasıyla, her gün değişen çarşafıyla tedavi olmalarını ve iyileşmelerini ve bu sırada da tek kuruş ödemelerinden rahatsız mısınız? Rahatsız değil misiniz? Ha bizim çocuklarımız zenginler de özel hastanelere gitsin. E bizimkiler gidemiyor, %87'si fakir. Ne yapalım, ölsün mü bu çocuklar? Ben vakfı açarken 2002'de bir başhekim bana bu lafı etmişti. Üstün Bey, devletin parasını boşuna harcatmayın, bunlar nasıl ölecek? Bu çocuklar ölecek, boşa harcatmayın devletin parasını demişti bir başhekim. Bu günlere geri mi dönüyoruz? Peki çözüm ne? Bu ruhsat satın alma işi hala gündemde mi? Böyle bir şey olabilir mi? Maalesef gündemde, biz istemiyoruz, utanıyorum. Bir doktorun parayla taksi plakası satın alınır satılır gibi taksi plakası gibi alınıp satılmasından utanıyorum. Bir hekim olarak böyle bir şeye isyan ediyorum. Ama bizi haftada birileri arıyor. Giderek fiyat artıyor. O 8 trilyon oldu şimdi 12 trilyon. Sağlık Bakanlığı'na sorarsanız yasal değil. Ama o kişilere sorarsanız siz karışmayın, parayı verin, biz size ruhsatı getireceğiz. Peki, diyorlar. Şu şöyle bir şey olabilir mi acaba? Yani sizi böyle köşeye sıkıştırıp birilerine para kazandırma amacı mı güdülüyor diye de insanın aklına geliyor. Vallahi buysa bunu yapmayacağımızı biz Sayın Bakan'a da, Sayın Müsteşar Muavin'le de açık açık deklare ettik. Yani ruhsat satın almak işleminden bahsediyorum. Yani buna sıkıştırılacaksak ben dönerim şimdi Türk halkına, diyorum ki bana yarın 8 milyon lira daha bağış yapın. Ama 8 milyon lira mı gerekiyor bunun için? 8 gerekmiyor. 160 doktor için 40 trilyon gerekiyor. Sağlık Bakanlığı tek kadro bile vermiyor. Ama bundan 3 ay önce, gene internet sayfamızda var. Biz bakandan randevu istedik. Müsteşar muavinine yönlendirdi. 5 profesör, kuruculardan 5 profesör ziyaret etti. Vereceğiz hocam. Yatak sorunu yok. Kadro sorununuz yok. En yüksek kadroyu da veriyoruz. Yatağı da veriyoruz diyen Sağlık Bakanlığı'nı şimdi tekrar çağırıyoruz. Ne oldu? Hangi el size bir engel olarak, gizli bir el girdi araya ve engelledi? Nedir bu ya? Bize bunu, ben açık açık sizin sorduğunuz gibi ben de soruyorum. Yani biz illa gidip şimdi 32 trilyon verip dışarıdan kadro mu alalım? Hayır, kadro alamazsınız, yasak diyorlar. E peki ama satıyor, bakın bir sürü insan arıyor bizi. Bunlardan farkındasınız. Hangi el girdi de bize vermek üzere olduğunuz ruhsatı ve kadroları engelledi? Ama ben size bir şey söyleyeyim. Biz seçim öncesi hiç bu konularda tartışmadık. Sizin iki defa çağrınız oldu. Evet. Ben gelmedim. Evet. Gelemedim. Niçin? Çünkü biz seçim öncesi taraf olmak istemedik. Karşı tarafta bir taraf. Bizim tarafımız yok ki. Biz lösemili çocuktan tarafız. Biz fakir fukaradan tarafız. Ya bu konunun kullanılmasını istemedik. İstemedik. Ama seçimden sonra artık
Bir ay geçti. Yok hükümet kurulacak, yok koalisyon olacak, yok erken seçim olacak. Ya günde 400 kişi ölüyor Mürgün Bey. Yani 400 kişinin öldüğü yerde daha fazla sessiz kalamayız. Biz buradan Sağlık Bakanı'na defalarca yaptığımız gibi bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Ya gelin şunu birlikte halledelim. Gelin şu ruhsatı verin. Hiçbir engel yok. Engel varsa da iki satır yazı yazın mevzuata. Ha bu arada o 5 tane hastane açıldı diyorum ya. 5'i içinde mevzuat değişti. Eklemeler oldu. Hiçbiri hastane binası olarak yapılmadı. İş yeri binaları, uyduruk katı olmayan, bilmem park olmayan, bahçesi olmayan binalar hastane oldu. Bunların hepsine mevzuat değişti. Gelin ya, kamu yararına bir vakıf halkın parasıyla kuruldu. Bedava hizmet veriyor. Hem de öyle 5 yıldızlı hizmet veriyor. %92'de tedavi başarısı veriyor. Ya gelin Sağlık Bakanı, kardeşim yani birlikte açalım dedim ya. Birlikte açalım, gelin şunu çözün. Yani bunun bekleyecek bir günü yok. LÖSEV Başkanı Doktor Üstün Ezer, çok teşekkür ederiz gelip meseleyi anlattığınız için. Uzun zamandır bunu sizinle konuşmak istiyorduk. Bugün mümkün oldu. Meseleyi biz takip edeceğiz. Sizin de edeceğinizin farkındayız. İnşallah yeni ve iyi gelişmeler oldukça onları da paylaşma şansına erişiriz birlikte. Ben inşallah demeyi sevmiyorum. Bir gün bile geç. Yani bugün de 400 kişi kaybettik, yarın da 400 kişi kaybetmeyelim. Vebali günahı çok büyük olur. Bu hastane boş durduğu sürece bunun hesabını sorar bu hasta yakınları ve hastalar. Çok sağ olun. Yani çok yazık oluyor. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Her şey devam ediyor. Ayrımcılık olmasın. Biz de normal insanlar gibi yaşayabilelim. Belediye başkanları hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Kanunları uygulamayarak görevlerini suistimal etmektedirler. Ne yapmamızı istiyorsunuz? Evlerde ölelim mi? Bize bakan kişiler evlerde ölsün mü? 9,5 milyon engelli vatandaşımız devletten kocaman bir özür ve acil çözüm bekliyor. Sebebi şu, bundan 10 yıl önce bir yasa hazırlandı. Bu yasayla engellilerin sokakta karşılaştıkları engeller ortadan kaldırılacaktı. Yasanın yürürlük tarihi 2012 olarak belirlenmiş. Yani açık alanların, binaların ve toplu taşıma araçlarının dönüştürülmesi için idareye 7 yıl süre tanınmıştı. O tarih geldiğinde hiçbir hazırlık olmadığı için yasa bir 3 yıl daha ertelendi. Ve o son sürede bugün doldu ancak hala her şey eksik. Bu tabloyu Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Adem Kuyumcu ile konuşacağız. Hoş geldiniz Adem Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bugün suç duyurusunda bulundunuz galiba, evet, değil mi? Kimler hakkında? Evet. Kim bunun muhatabı? Biz belediye başkanları hakkında suç duyurusunda bulunduk. Çünkü genel bir suç duyurusuydu bizimki. Ancak Türkiye'nin her yerinden engelli arkadaşlarımız anayasanın 10. maddesine göre hayata katılım hakları engellendiği için, ayrımcılığa uğradıkları için bireysel başvuru haklarını kullanacaklar. Hı hı. Kim için? Okullar için Milli Eğitim Bakanlığı'na, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, turizm tesisleri için, işte ulaştırma ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı'na, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, ibadethanelerimiz hala erişilebilir değil. Bireysel olarak her yere başvuracaklar. Hı hı. Biz dernek olarak da toplu başvurularımıza devam edeceğiz. Bugün sadece İstanbul Adliyesi'ne bağlı olan 8 tane belediye ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. Hı hı. Niye bulunduk? Çünkü Anayasa'nın 10. maddesi hepimizin eşit hakkını veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Birleşmiş Milletler Engelli İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir ülke. Ek protokolü de imzalamış bir ülke. Artı 5378 sayılı Engelliler Kanunu'nda erişilebilirlik düzenlemeleri var ve TSE standartlarını zorunlu kıldı. 2005'ten bu yana yapılan hiçbir şey de doğru yapılmadı aslında. Yani parmak sayısı kadar birkaç düzenleme var. Onun dışında yapılanlar doğru değil ve kamunun parası boşa harcandı. Kanun çıktığı zaman 2012 Temmuz ayına kadar 7 yıl boyunca eskilerin düzeltilmesi için talimat verdi. Ve 2005'ten sonra yapılacak olan her şeyin erişilebilirlik kriterlerine uygun olması zorunlu. Bu kriterlerin ne olduğu belli mi? Yani sıralanmış mıydı? Ya bununla ilgili bir yönerge, bir uygulanacak bir şablon var mıydı? Tabii ki vardı. Bu bağlamda Türk Sanat Adalet Enstitüsü
uluslararası erişim kriterlerini 12.596 gibi şehir içi yollar, park bahçeler, kamu binaları, bina içleri gibi düzenlemelerle standarda bağladı. Hı hı. Bununla ilgili bakanlık erişilebilirlik kitapçığını yayınladı. Hı hı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bize verdiği cevap, biz 4.000 kişiyi eğittik. 4.000 kişiyi eğittik ama hala sorunu çözemiyoruz. Hala erişilebilirlikle ilgili olarak yapılan şeyler yanlış. 4.000 kişi kim peki? İşte sorun orada. Sadece üst seviyede birkaç teknik personeli eğittiler. Yani yerel yönetimlerden mi? Evet, yerel yönetimlerden. Ama onların da aslında başında oldukları birimlerde bunların uygulanmasının takipçisi olması gerekiyor. Hedef buydu. Kesinlikle doğru ama olmadı. Yani çünkü daire başkanları, müdürler vesaire filan. Yani bizim hedefimiz şu: Fen İşleri Müdürleri, Park Bahçeler Müdürleri, İmar Müdürleri, Ruhsat ve Denetim Müdürleri birinci derece bizim için suçlu. Çünkü kamunun parasını maaş alıyorlar, halkın parasıyla maaş alıyorlar ve görevleri bunu yapmak. Kanun da bunu emrediyor onlara. Ne yapacakları da ortada. Tabii ki, kesinlikle ortada, eğitimler aldılar. Yani mesela şimdi depremden sonra yeni deprem yönetmeliği çıkarıldı. Binaların nasıl güçlendirileceği, işte ne bileyim gaz, elektrik vesaire, tahliye gibi şeylerin nasıl yapılacağına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Ve inşaat ruhsatı verileceği zaman ya da bazı denetimlerle bunlara uygun olup olmadığı binaların denetlenebiliyor ya da bunlara uygun yapılması sağlanıyor. Bunda işte iyi kötü bir sonuç alındı. Aynı şey aslında engeller için yapılması gerekiyor. Kesinlikle doğru, doğru. Ama en büyük hatayı zaten daha TOKİ'den yiyoruz biz. En büyük golü oradan yiyoruz. TOKİ bile yaptığı binalarda erişilebilirliğe bakmıyor. Niye peki? Maliyeti mi artırıyor bu? Hayır, hiçbir maliyeti yok. Yani böyle olsaydı, size iki tane başarı örneği vermek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada Türkiye'de toplu taşıma sorununu çözmüş bir belediyedir. Erişilebilirlikle ilgili araçlarında ve yeni yaptığı yaya kaldırımı. Nasıl yani? Beylikdüzü Belediyesi göreve başladığından beri yeni belediye başkanı erişilebilirlik ilkelerine kesinlikle uyuyor. Ne yapıyor mesela? Demek ki yapılabiliyor. Ne çünkü yapıyor? Elemanlarını eğitti. Hı, sahadaki uygulamacı elemanını eğitti. O sahada ne yapıyor mesela yani? Parke taşı döşerken elemanına diyor ki bunu böyle döşemeyeceksin. Bunun bir standardı var. Hı hı. Hissedilebilir yüzeyi döşediği zaman plastik hissedilebilir yüzeyi döşemek yönetmelikte yok kesinlikle. Hı. Beton olmak zorunda. Bunu döşemeyeceksin diyor ve ortasına da direkt koymayacaksın diyor. Hı. Hissedilebilir yüzeyi döşediğin zaman bir yere çarpmayacak, bir yere kavuşmalı diyor. Hı. Rampa yüksekliğini %6'nın üstünde yapmayacaksın diyor. Hı. 120 santimden aşağı yapmayacaksın. Asansörü yaparken veya ruhsat verirken kapısının minimum 90 santim olmasına dikkat edeceksin diyor. Sağdaki elemanı eğitirsek sorunu ortadan kaldırabiliyoruz. Hı hı. Esas hedefimiz bu. Sağdaki elemanın eğitilmesi. Ama gördüğüm kadarıyla bir sorun da şu: zaten toplum engellileri sokakta görmek istemiyor. Yine bu toplumu oluşturan insanlar devleti oluşturuyor. Maalesef sorunumuz bu. Zihniyetimiz kötü bizim engellilerle ilgili. Ama bir gerçek var. Resmi kayıtlara göre 12.29 engellimiz var bizim. 2002 sayımına göre. Ve görme engelli, ortopedik engelli, işitme engelli sayısı 5 milyon civarında. 75 yaşın üstünde yaşlı sayımız 4 milyon. Yani 10 milyon civarında insanın erişilebilirliğe ihtiyacı var. Bunları karşılamamız lazım. Karşılanmadığını gördük. Maalesef 2012 yılında 1+2 yıl uzatıldı süre. Hı hı. Dediler ki engelli erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonları kuracağız. Komisyonlar kuruldu. Nerede? Belediyelerde mi? Bütün ilçe kaymakamlıklarında ve illerde, valiliklerde. Hı hı. Ne oldu biliyor musunuz? Bu komisyonlara yetki verildi, ceza kesin ve erişilebilirliği sağlatın diye. 531 vatandaş erişilebilirlikle ilgili ceza başvurusunda bulundu. Komisyon 4370 vakayı erteledi. Çünkü kendilerini ceza kesmek istemiyorlar. Çünkü yapmayanlar o komisyonu oluşturan insanlar. Maalesef sivil toplum veya yaşayan insanlar komisyonu oluşturmadı. Bütün bunları konuşuyoruz biz tabii ki sivil toplum olarak. Sürekli sokaklardayız. Erişilebilirlik mücadelesi veriyoruz. Çünkü hayata katılımın birinci maddesi erişilebilirlik. Sokağa çıkamıyorsak okula gidemeyiz. İş yerine de gidemeyiz. Sosyal hayata katılamayız. Bizimle birlikte evde yaşayan kişi de katılamaz. Onun için bu konunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde 2008'de bir genelge yayınladı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri var. Kesinlikle bir an önce yapın diye. Ama kimse dinlemiyor. Baktık ki artık yapacak bir şey yok. Onun için biz de bireysel olarak suç duyurularına başlamak zorunda kaldık. Başka türlü çünkü olmayacak gibi görünüyor. Bu zihniyeti değiştiremiyoruz ama lütfen Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Başbakanımızdan artık bu konuyu el atmalarını istiyoruz. Gerçekten çok bıktık ve yorulduk. 10 yıl çok uzun bir zaman. Eğer kanun olmasaydı veya standartlar bilinmiyor olsaydı tamam kabul ederdik. Bilmiyorlar derdik. Ama her şey ortada.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eğitimleri vermiş. Artık ceza kesme zamanı çünkü başka türlü anlamıyor. Cezası ne bunun peki? Erişilebilirlik süreci denetlemede uzatıldığı zaman belediyelerde yıllık 500 bin liraya kadar ceza kesme yetkisi var bu komisyonların. Kamu kurumlarında ve kişilere de 25 bin liraya kadar vakalar için. Belediyeye kesiyor. İşte burada da bir sorun var. Fen İşleri Müdürü'ne ben diyorum ki ya niye erişilebilirliği uygulamıyorsun? Cezası var bunun diyorum. Devlet bana ceza kesemez, ben belediyeyim, devlete ceza ödemem diyor. Burada mutlaka rücu etmeleri gerekiyor. Yani Fen İşleri Müdürü bilecek ki bunu yapmadığı zaman kendisi ceza görecek. Hı hı. Park Bahçeler Müdürü park düzenlemesini yaparken yapmadığı zaman kendisinin ceza göreceğini bilirse yani çözebilir. Kişisel olarak sorumlu tutmak gerekiyor. Kesinlikle doğru. Kişisel olarak sorumlu tutmadığımız zaman çözemeyeceğiz. Bakın bugün Yüksek Öğrenim Kurumu hala üniversitelerde erişilebilirliği sağlamadığı için görme engelli öğrenciler ve ortopedik engelli öğrenciler bazı üniversiteler alınmıyorlar özel 6. maddeden dolayı. Bu büyük bir ayıp değil mi? İş yerlerine engelliler giremiyor. Çalışma Bakanlığı çünkü hem kamuda hem de özel sektörde erişilebilirlik standartlarını oluşturmadı hala. Ayıp değil mi? Biz utanıyoruz. Ama lütfen bakanlar ve ilgili birim müdürleri, ilgili müsteşarlar da utansın artık. Çünkü bizim ödediğimiz paralarla o maaşları alıyorlar ve o makamlarda oturuyorlar. Evet. Yani sizin gibi duyarlı programların sayesinde biz sesimizi duyurmak istiyoruz artık. Başka çıkışımız yok. Anayasa belli, uluslararası anlaşmalar belli, 5378 sayılı kanun belli. Engelliler acınma istemiyor. Eşit yaşam hakkı istiyor. Eşit şekilde sokakta bağımsız gezmek istiyor. Acıma ve acındırmayı bırakalım. Eşit yaşam hakkına ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederim. Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Adem Kuyumcu, sağ olun gelip anlattığınız için. Ben teşekkür ederim böyle bir imkanı verdiğiniz için. Engelsiz kentlerde mutlu bir hayat diliyorum hepiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir reklam arasından sonra yine birlikte olacağız. Marmaris sularındaki korsan gemilerini konuşacağız. Korsan gemi konseptli, gezi, spor, eğlence amaçlı Barbossa isimli gezi teknesini turizme kazandı. Çevre kirliliği yaratan 4 tane korsan teknesi var. Şimdi Marmaris'in koyu bir göl gibi, Köyceğiz Gölü'nden daha küçük. Bu 4 tane korsan teknesi gerçekten çok çirkin bir görüntü kirliliği yarattı. Tur tekneleri Marmaris'in alameti farikalarından. Bu teknelerin hepsi belli bir boyda, birbirlerine de çok benziyorlar. Bugünlerde bu teknelerin sahipleri huzursuz çünkü aralarına 4 tane dev boyutta korsan gemisi katıldı. Turistler bu yeni konsepti cazip bulunca da ilçede ortalık karıştı. Tek sıkıntı yaşayan eski teknelerin sahipleri değil, belediye kaçak oldukları iddiasıyla korsan teknelerine elektrik ve su hizmeti vermiyor. Yani Marmaris'te herkes dertli. İki telefon bağlantısı yapacağız. Marmaris Belediye Başkanı Muhammed Ali Acar ve korsan teknelerinin sahibi Anıl Berk hattımızda. Önce Sayın Ali Acar'la konuşacağız. Sayın Acar merhaba. Merhaba efendim, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Nedir bu teknelerin durumu? Efendim takdir ederseniz bir kamu hizmeti verilen yerde bir yönetmelik vardır. Bizim de meclis kararıyla çok eski yıllardan bu yana belirlenmiş olan bir yat limanı yönetmeliğimiz var. Hı hı. Dolayısıyla sınırlı sayıda olan kapasite, bunu büyütme, çoğaltma imkanınız yok. Bundan eski yıllara dönüp baktığınız zaman küçük çapta, ölçüleri küçük olan tekneler maalesef zaman içerisinde. Tabii ki bunların iyileştirilmesi, daha standartların yükselmesi, modelinin iyileştirilmesi bizim de tercih ettiğimiz konulardır. Ancak 10 metrelik tekneyi vatandaş satıp yerine 20 metrelik tekne getirdi. 20 metreyi 30 yaptı. Dolayısıyla yerler yeterince sınırlı olmaya başladı ve mevcut tekneleri almaz oldu. Bu da bu senede nedense böyle bir uygulama başladı. Aslında yönetmeliğimiz açık. Yönetmeliğimizde bazı ciddi uyulması gereken kurallar var. Nedir o kurallar? Yani, sadece boy sınırlaması mı yoksa başka kurallar da var mı?
Diğer kurallar da var tabii. Mesela belediye yat limanı, belediye hizmet olarak buradaki teknelerin çöplerini almak, palamar bağlamayla ilgili bir maliyeti hizmet şeyi vardır. Bunların bedellerini almak, elektrik su hizmeti vermek asli görevidir. Ancak borcunu ödemeyen, belediyeye borcu olan teknelere de elektrik ve su hizmeti vermek zorunluluğu yoktur. Bu yönetmelikte belirtilmiştir. Bu teknelerin borcu mu var? Gayet tabii büyük bir çoğunluğun borcu var. Söz konusu bu tekne yeni geldiği için bunun tabii ki borcu, çünkü limana bağlı bir tekne değil. Alınan prensip kararı, meclis kararıyla, encümen kararıyla bu teknelerin eski iskele tabir ettiğimiz bölgenin Netsel Marina arasındaki kısım mavi yolculuk yapan gulet teknelerimize, motor yatlara ayrılmıştır. Saman iskelesi dediğimiz bölgeyle eski iskelenin arasındaki alandaki teknelerde, alanlarda küçük teknelere ve bu tenezzüh teknesi denilen gezi teknelerine ayrılmıştır. Ve bunların da düzeni Marmaris Deniz Taşıyıcılar Kooperatifine programı uygulamaları için yetki verilmiştir. Bugün söz konusu bu teknenin durumuna baktığımız zaman bu tekne Marmaris Limanı'na kayıtlı bir tekne değildir. Bu teknenin bağlı olduğu liman İzmir Limanı'dır. Ve Antalya küçük limanı olan teknik küçük limanı Antalya'dır. Bu bana bize liman başkanlığının vermiş olduğu bir rapor sonucu. Böyle olunca ne oluyor? Yani hizmet verme zorunluluğunuz ortadan mı kalkıyor? Tabii ki hizmet verme zorunluluğumuz yok. Çünkü biz kooperatifin kullanımını vermişiz ama tabii ki tekneyi bağlayıp bağlamama diye bir kargaşa yaratma durumunda değiliz. Tekneyi gelip bağlıyorlar. Yani korsan tabirine yakışır bir şekilde bunlar oluyor. Kaldı ki esas yönetmeliğimizde bulunan en önemli konu mevcut teknelerin teknelerini değiştirmesi halinde kesinlikle belediyeden olur dilekçeyle müracaat edip başvurarak uygunluk görüşü almak zorundadır. Bunlar yönetmeliklerimizde var. Kendi kafasına göre herkes istediğini yapıyor. Bu şekilde küçük teknelerini satıyorlar veyahut da başkasının tekne hakkını alıyorlar. Şimdi bunun yerine ben böyle şunu merak ediyorum. Yani bu tekneyle ilgili asıl sorun bunun çok büyük olması, kooperatifin üyesi olmaması mı? Yoksa görsel açıdan diğer teknelerle ve Marmaris'in sunmaya çalıştığı görüntüyle çelişmesi mi? Sizin bununla ilgili sıkıntınız ne? Efendim hepsini özellik olarak bunu ifade edebiliriz. Bir, kooperatife bağlı bir tekne olmamak. İkincisi, bunun kooperatifin belirlemiş olduğu standartların yani büyüklük ölçüsü 42 metreye kadar olması gereken dalyan seferi yapan tekneleri bunun 43 metrenin üzerinde olması. Evet, denize uygunluk belgesi, liman başkanlığı tarafından denize elverişlik belgesi verilmiş olabilir. Ancak herkesin bu şekilde, bakın bu gemi geldikten sonra ondan daha küçük 3 tane daha korsan gemisi geldi. Aldığımız duyuma göre 1 tane daha gelecek. Yani Marmaris Liman İşletmesi belediyenin kontrolünde ve düzeninde olan bir yer. Herkes bugün korsan gemisi getirir. Yarın başka bir tip gemi getirmeye kalkarsa bu işin içinden çıkmak mümkün değil. İşin doğrusu nedir? Deniz Ticaret Odası, Ticaret Odası, Esnaf Odası, belediyeler, ilgili kurumlar bir araya gelip gerçekten böyle bir gemi ihtiyaç mı? Kim getirirse getirsin. Bu nereye bağlanacak? Nerede duracak? Ona göre belirlenmesi gerekir önceden. Yani 43 metrelik ve tanıtım kitapçıklarında, broşürlerinde ifade ediyorlar. 42-43 metrelik bu teknenin, 5 katlı teknenin devamlı Marmaris'in kordonunda bağlı kalması gerçekten kaçak yapı görünümünde hiç de hoş bir görüntü arz etmemektedir. Peki Sayın Başkan... 2,5 aydır bu tekne Marmaris Limanı'nda kendi adına uygun bir şekilde bağlı kalmaktadır. Bakınız, Marmaris atık alımı hizmeti olarak bir defa atığını bırakmıştır. 400 kapasitesi olduğu söyleniyor bu geminin. Ve içinde köpük banyoları, eğlence, dispo, animasyon yapıldı. Bütün bu atıkları Marmaris Belediyesi'ne 2,5 ayda bir defaya mahsus atığı veren bu gemi, bu tekne müşterilerin atıklarını nereye atmaktadır? Dolayısıyla burada Marmaris Belediyesi'nin hassasiyetiyle birlikte Deniz Ticaret Odası'nın, Liman Başkanlığı'nın özellikle sorumluluğunda sahil güvenliğinde... Sayın Başkan, tamam, şimdi Anıl Berk'e sormamız gerekiyor bu iddiaları. Teknenin sahibi Anıl Berk telefon attığımızda. Sayın Berk, merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Başkan anlattı itirazlarını, niye tekneleri orada barındırmak istemediklerini. Ne düşünüyorsunuz? Bu konuyla ilgili bir başkanlığımıza da zaten 05.05'te 2015 tarihinde bir dilekçemiz vardı. Bizim buradaki esas sorunumuz elektrik su hizmeti verilmemesi. Bağlamayla ilgili bir sıkıntımız yok. Zaten mevcut olan, boş olan bir yere yanaştık. Bu izle de bildiğiniz üzere uluslararası deniz hukuku ve ulusal mevzuata göre deniz liman başkanlığından alıyoruz biz bu izni.
gemimizin de ticari faaliyette bulunmasını sağlayan deniz elverişlik belgesi mevcuttur. Başkanın son iddialarında SİSU atıkla ilgili bir şey söylemişti. Evet, başkan haklı. Çünkü hizmeti vermiyorlardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetkililer bizim şikayetimiz üzerine geldiler. Hizmeti bizden zoraki bir şekilde almak zorunda kaldılar. Biz bundan önce hizmeti özel bir marinaya veriyorduk. Bunlar da kartlarımızda mavi kart uygulamasında bedel olarak sunabiliriz. Bunları da gösterebiliriz. Peki kooperatife üye olmadığınız ve kaçak olduğunuzu da söylüyor aynı zamanda başkan ve izinsiz bir şekilde bağladığınızı söylüyor. Korsan olarak bağladığınızı söylüyor tekneyi. Şimdi kooperatifimize gerekli başvurularımızı zaten yaptık. Kooperatifimizin ana sözleşmesi benim önümde. Başkanımız 42 metre ile ilgili bir iddiada bulundu ama ortaklık işlemleri okuyabilirim değil mi sizlere? Buyurun. Kooperatifimizde ortaklık olma şartları. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek ya da kamu veya özel hukuk düzen kişisi olmak. İkinci madde deniz taşıyıcılığı ile bir fiil iştigal etmek. Üçüncü madde taşıma komisyonculuğu yapmamak. Dördüncü maddesi de kooperatifin amacına uygun motorlu aracı bulunmak. Bunlar zaten gemimizde mevcut. Bununla ilgili başvurumuzda yaptık. 5 adet Marmaris Deniz Taşıyıcılar Kooperatifine ait de üyeliğimiz vardır aynı zamanda. Yeni bir üye değiliz biz Marmaris Taşıyıcılar Kooperatifine. Evet. Peki bu tekneleri nereden getiriyorsunuz? Efendim? Bu tekneleri nereden getiriyorsunuz? Evet. Teknemizi biz Manavgat'tan satın aldık. Yeni bir gemi değil. 2012 yapımı olan bir gemi. Hı-hı. Manavgat'ta da çalışıyordu. Antalya'da da çalışıyordu. Herhangi bir sorun yaşanmıyorlardı orada. Biz satın aldık. Buraya getirdik. Anlamadığımız bir şekilde başkanımız bize elektrik su hizmeti vermiyor. Vermediğini de kendisi beyan etti. Elektrik su hizmeti vermediği halde bize ceza yazmayı kendisinin yazdığı bir ceza var. Size onu okumak istiyorum. Çok komiktir. Ben gülüyorum gerçekten. Barbosa adlı gezi teknesinin belediye liman yönetmeliğinin 52. maddesine aykırı olarak rıhtımdaki panolardan su alması gerekirken kıyıda, bakın burayı dikkatle çiziyorum, rıhtımdaki panolardan su alması gerekirken kıyıda bulunan işletmeden hortum uzatmak suretiyle tekneye su almış olduğu tespit edilen Anıl Berk'e cezai işlem uygulanması. Bu bir. İkincisi, en büyük iddiası yat limanı yönetmeliğiyle ilgili konuştu. Yat limanı yönetmeliği şu anda benim önümde var. Yasal dayanağı evet. Olarak Turizm Teşvik Kanunu'nun 37. maddesi A fıkrasının 4 numaralı alt bendi uyarınca düzenlenerek diyor. Ve 24 Temmuz... Peki şunu sorayım mı? Bir dakika, çok fazla şey oldu şimdi. Ceza belgesi okudunuz da. Ya bu tekneler biraz diğerleriyle yan yana koyduğunuz zaman uyumsuz duruyor ve mavi yolculuk konseptiyle çok alakalı değil. Doğrusunu isterseniz bu tabii kişisel görüşüm ama ya biraz da çirkinler dışarıdan baktığınız zaman. Rahatsızlık veren galiba da bu anladığım kadarıyla. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Başkanın ithamları, yani dışarıdan verilen, teknemizi getirdiğimiz ilk günde 12 saat içerisinde 32 bin kişi bu tekneyi fotoğrafını çekmiş ve izlemiş. Bu haberlerde çıkmıştı, siz de biliyorsunuzdur. 12 saat içerisinde bu 32 bin kişi. Şimdi haberin başında da söylediğiniz gibi esas önemli olan turistlerin ilgisi mi bizim için önemli olan yoksa turizmcilerin tepkisi mi? Bence kötü geçen bir sezonda turistlerin ilgisi çok önemli. Yani şimdi tabii o ilgiyi çeşitli şekillerde çekebilirsiniz üzerinize. Önemli olan hani ilgiyi çekmek için ne yaptığınızdan ya da ilgi çekmek için ne yaptığınız galiba. O yüzden birazcık da etrafı, dokuyu, korunmak istenen çevreyi falan da göz önünde bulundurmak gerekiyor herhalde. İşin ticari tarafını bilmiyorum ama dışarıdan izleyen biri olarak da yetkili tarafı var. Ben biliyorum ki yani belediye başkanlığının denizle ilgili bir yetkisi yok. Denizle ilgili yetkili olan kurum bellidir. Liman başkanlığıdır. Evet. Peki. Kolluk kuvvetleri sahil güvenliktir. Onları göreve davet etmiş ama onlar zaten görevindeler. Keşke belediye burada onlar kadar tarafsız ve özverili davranabilse yaptı. Bakın ben yönetmelikle ilgili konuşmak istiyorum gene tekrar. Sayın Anıl Berk, şöyle yapalım. Anladığım kadarıyla yönetmeliğin maddeleri, yani kooperatif yönetmeliği de size gezi tekneciliği yapma imkanı sağlayan yönetmelikler de sizi engellemiyor. Ama başkan başka yerlerden dayanak alarak sizin oradaki varlığınızı engellemeye çalışıyor. Her iki tarafın da görüşlerini bu şekilde ortaya koymaya çalıştık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok sağ olun. Her şeyin sonuna geldik. Yarın yine birlikte olacağız. Hoşça kalın.